Değerli izleyenler, hepinize merhaba. Bugünkü sohbetimde size kabir azabı ve berzah alemi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü ben bir soruya cevap vermiştim ve o soruda berzah aleminden bahsetmiştim. Cevabımdaki bu ifademe, berzah alemi ifademe bir itiraz geldi. Ona da cevap vereceğim bu bölümde. Baştan şunu söyleyeyim değerli izleyenler. Türk insanındaki bu kabir azabı yanlış biliniyor. O olayın aslı şu. İnsan öldükten sonra, o kabir denen yere gömüldükten sonra herhangi bir azap söz konusu değil. Neden değil? Çünkü değerli izleyenler, Kur'an-ı Kerim diyor ki, öldükten sonra neler olacağı hakkında, İlk önce İsrafil sura üfleyecek, büyük kıyamet kopacak ve insanlar hesaba çekilecek. Ondan sonra cennete mi gidecek, azap mı edecek meselesi başlıyor. Gömüldükten sonra başlamıyor. Bu kabir azabı öncesinde işte melekler geliyormuş, bazı sorular soruyormuş. Rabbin kim, peygamberin kim, mezhebin ne falan. Bu da saçma sapan bir öğreti ve dini kabul değerli izleyenler. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu konuda da o gün diyor ağızlarını mühürleriz, bize elleri konuşur, ayakları da şahitlik eder. O gün ağızlarını mühürleyeceğiz, bize elleri konuşacak, ayakları da kazanmış olduklarına tanıklık edecek. İnsana söz hakkı filan yok. Neden yok? Çünkü insan o durumda da yalan söyler. Temize çıkmak için. Onun için ağızlar mühürlenmiştir, eller konuşur, ayaklar şahitlik eder. Bu konu başka bir ayette de insana deriz ki al oku kitabını. İnsan okurken dermiş ki, diyecekmiş ki bu ne biçim bir kitap? Hiçbir şey eksik bırakmamış, her şeyi sayıp dökmüş. Kitap ortaya konulmuştur. Günahkarların onun içindekilerden korkup ürpererek şöyle dediklerini görürsün. Vay başımıza! Ne biçim kitap bu? Ne küçük bırakmış, ne büyük. Hepsini sayıp dökmüş. Yapıp ettiklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmiyor. Yani zaten yapıp ettikleriniz kayda geçti. Onun için size orada söz hakkı filan yok. Hesap vermek var. Hesap. Hesap günü o. Senin savunma günün değil. Sen orada çene çalarak kurtulamazsın. Seni orada kurtaracak olan bu dünyada yaptıklarındır. Konfüçyüs onun için diyor. Benim duam hayatımdır diye. Mezara girdikten sonra o lakırtıların değil. Artı değerli izleyenler, dünya bizim yaşadığımız Türkiye, Orta Doğu'dan ibaret değil. Dünyanın neredeyse üçte biri gömülmüyor bile. Ne yapılıyor? Yakılıyor. Hindistan'da o kadar nüfus var, Hindistan insanlarını yakıyor. Öyle değil mi? Gömülmüyor. E şimdi bunlar kabir azabından yırtıyor mu? Bu mantığa göre yırtıyor. Hatta geçenlerden ünlü bir yazar ölmüş. Bu yazarı yakmışlar. Küllerini mürekkebe karıştırmışlar. O mürekkepten de ölmeden önce bitirdiği kitabını basmışlar. İlk 25 bin tanesinde kullanacakmış o küllerinin karıştırıldığı mürekkep. Şimdi bu ölen yazar mesela büyük suçlar işlemişse kabir azabından yırttı mı şimdi? İşin özeti şu ki değerli izleyenler, o yarım metre çukurun altında kimsenin yattığı mattığı yok. O ölüler kokmasın diye gömülüyor oraya. Ölen insanlar berzah alemine gidiyorlar. Berzah alemi denilen yer, hani otobüs
garajlarında, terminallerde bekleme salonu olur ya, erken gidersiniz biraz otobüs saatini beklemek için orada oturursunuz. Bekleme salonu. İşte bu berzah alemi de dünya ile hesabın görüleceği o diriltileceğimiz gün arasındaki bir tür bekleme salonudur. Değerli izleyenler. Ve işte o kabir azabı denilen olay o bekleme salonunda olur. Berzah aleminde şöyle ki bir insan dünyada nasıl yaşadıysa o hesap gününde öyle bekler. İyi düzgün bir insandıysa huzurlu bekler. Yavşan tekiydiyse, kötü bir insandıysa, lanet birisiyse, türlü zulümler işlemişse o da sıkıntılı gergin bekler. İşte o sıkıntılı gergin bekleyiştir kabir azabı dedikleri şey. Yoksa daha defterler açılmamış, hesaplar görünmemiş, İsrafil sura üflememiş, Cenab-ı Allah hesabı görmemiş. Anladınız değil mi? İşte oradaki o gergin bekleyişe kabir azabı deniyor. Ona denmesi gerekiyor daha doğrusu. Yoksa çukurda asıp kesme diye bir şey yok. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Şimdi ilk önce bu kabir azabı konusunu anlattığım yerdeki bahsettiğim berzah alemine itiraz olan cümleyi okuyalım. Ve ondan sonra madem ki benim dediğime itiraz ediyorsunuz, sözümün üstüne söz söylüyorsunuz, o zaman ben de Yaşar Nuri Öztürk kartımı ortaya sürerim. Bakalım Yaşar Nuri Öztürk hocaya göre berzah alemi var mıymış, yok muymuş? Murat Bey, berzah iki şeyi birbirinden ayıran engeldir. Kur'an'da iki yerde geçer. Bir, tatlı suyla tuzlu su birbirine karışmaz, aralarında bir engel vardır. İki, ölmüş bir insanın ruhu geriye dönmez. Çünkü artık fani hayatla arasında bir engel vardır, yani berzah. Ama berzah alemi diye bir şey yoktur. Herhalde yanlış yazdınız yukarıda, saygılar. İnsan öldükten sonra tabii ruhu berzaha gidiyor. Ceset kabirde kalıyor. Kabir azabı vardır. Kabir azabı o kabir çukurunda olan bir iş değildir. Ha. Berzahta ruh dünyada yaptıklarına uygun şartlarda bir hayat geçiriyor tabiri caizse. Ta mahşer sabahına kadar. Mahşerde külli hesap, külli uyanış kalkış, o ayrı. Ama berzah alemi de var, kabir azabı da. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Değerli izleyenler, bu izlediğiniz soru cevap programının bölümünü ekmeğimizi de gözyaşımıza kitabımın sponsorluğuna çektim. İçinizde nasıl olsa sponsor olan yok. Yatağım baba her gün bu kadar uğraşıyor. Biz de sembolik de olsa işin bir yerinden tutalım, bu adama destek olalım dediğiniz yok. Ben de mecbur masraflarımı kendi cebimden karşılıyorum. Benim bu ekmeğimizi de gözyaşımızda kitabım 8'li ve 10'lu setinde yer alıyor. Adrese teslim, kapıda ödeme kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yatağan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Olay sanırım anlaşıldı. Kabir azabı ne demek? Berzah alemi ne demek? Ha, bana itiraz eden beyefendi, yatağım baba ettiğim gibi Yaşar Nuri Öztürk'e de ediyorum derse kendisi bilir. Zaten soy ismini sildim, yazmadım.
Amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Kabir azabı ve berzah alemi konusunda ben kanıtlarımı ortaya koydum ve cevabımı verdim. Hem o başka bir soruya cevap verirken hem de bu beyefendinin itirazında. Yetmedi, bu bölümde Yaşar Nur Hoca'nın cevabını da verdim. Bu kanıtlar doğrultusunda bilgisini düzeltirse, güncellerse kendisi bilir. Berzah alemi diye bir şey yok iddiasında ısrarlıysa onu da kendisi bilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.